Sevgili seyirciler, 32. güne hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzu stüdyonun dışına taşıdık. Çünkü bugün önemli bir gün. Bugün 28 Şubat. Demokrasi tarihimizin son derece önemli ve kritik bir gündönümü. Hatırlayacaksınız. Gerilimli, sıkıntılı günler yaşanmıştı. Toplumun bir bölümü siyasal İslam'ın giderek geliştiği ve rejimi tehdit ettiği inancındaydı. En büyük korku tank seslerinin tekrar sokaklarda duyulmasıydı. İktidarda Refah Yol Partisi vardı. Refah Yol Partisi'nin yaptığı hatalar üst üste bindikçe gerilim artıyordu. Sonunda Refah Yol, iktidar olmanın devlet olmak anlamına gelmeyeceğini anladı. Ve deprem en çok burada, Sultanbeyli'de ve bir simge haline gelen Atatürk heykelinin önünde de hissedildi. Bu akşam 32. günde sizlere 28 Şubat'a gidilen günleri, 28 Şubat'ı ve 28 Şubat sonrasını Rıdvan Akar anlatacak. Gelin önce adım adım 28 Şubat'a doğru yürüyelim. Bir seçimlerinde parti nihai çekirdek gücüne ulaşmış, oy oranını %16.2'ye çıkarmıştı. Refahlılar Türkiye'yi il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, ev ev paylaşmış, propaganda yapıyordu. İşte bu hanımlarımız nasıl İstiklal Savaşı'nda omuzlarında mermiler taşırlarsa, bu yeni İstiklal Savaşı'nda da Refah Partimizin üye kayıt fişlerini taşıyorlar. O aynı mermidir, aynı savaştır, aynı cihattır. Bu dönemde ilk kez İslamcı hareketin strateji değiştirdiği, kadınları da mücadele içine çektiği görülüyordu. İlk başarı gecikmedi. Belediye seçimlerinde Refah ilk sinyali verdi ve 1994 yerel seçimlerine gelindiğinde Erbakan'ın deyişiyle Refah'ın gümbür gümbür geldiği ortaya çıktı. Milli Görüşçüler 28 il 92 ilçe 207 beldede belediye seçimini kazanmıştı. Belediyelerde yapılan olumlu çalışmalar 1995 genel seçimlerinde Refah'ın önünü açtı. Bu dönemde parti geleneksel İslami kesimlerin yanı sıra o güne kadar burun kıvırdıkları başı açık kadınlar, mankenler ve hatta emekli askerleri partiye katıyor ve bir merkez partisi olduğu imajını güçlendiriyordu.
1995 seçimlerinin galibi Refah olmuştu. 1,5 milyarlık İslam aleminin baş bebeği Barış Erbakan, Necdetin Erbakan. Parti seçimi kazanmıştı kazanmasını, ancak Refah'ın rejim için tehlikeli olduğunu düşünenlerin sayısı hiç de az değildi. Acaba Refah kiminle hükümet kurabilirdi? Kamuoyunun bu tartışmaları yaptığı günlerde DYP Genel Başkanı Tansu Çiller koalisyona evet dedi. Hükümetin açıklandığı gün Erbakan'ın en çok titizlendiği protokol değil, atanın tablosuydu. Hükümet kurulmuş ve milli görüş geleneği ilk iktidar koltuğuna oturmuştu. Erbakan'ın önünde iki yol vardı. Ya geleneksel İslami kesimden kopacak ve bir merkez partisi olacaktı, ya da bu kesimlerle dirsek bağını yitirmeden iktidar koltuğunu onlarla paylaşacaktı. Erbakansa her iki rolde oynamayı tercih etti. Bir yandan toplumun laik kesimlerine ve devletin laik ilkelerine bağlı olduğunu söylüyor, bir yandan da parti toplantılarında farklı bir söylemle konuşuyordu. Bir an evvel değiştirmek için adil düzeni bir an evvel kurmak için. Ancak Cumhuriyet geleneğinde tasfiye edilmiş İslamcı kadroların yeniden hükümet etmesini laik çevreler içine sindiremiyordu. Refah adeta gözaltına alınmış, hata yapması bekleniyordu. Refahlıların her davranışı ve her konuşması mercek altına alınıyor ve bir bit yeni yaranıyordu. Nitekim başbakanların ilk yurt dışı gezileri ülkenin dış politikasındaki önceliklerini göstermesi açısından önemliydi. Erbakan ilk yurt dışı gezisi için İslam ülkelerini tercih etti. Hükümetin bu ilk hatası kısa sürede skandala dönüştü. Libya lideri Kaddafi'nin çadırda Erbakan'ın gözlerinin içine bakarak PKK'yı övmesiyle Erbakan kendi kalesine gol attı. Dış gezi düş kırıklığı ile bitmişti. Ancak Erbakan'ın düşleri sınır tanımıyordu. Avrupa'ya nazire yaparcasına gelişmiş ülkelerin oluşturduğu G7'ye karşı Müslüman ülkeleri kapsayan M8'i kurmaya çalışıyor. İslam dinarını bütün bu ülkelerde kullanılabilecek bir para olarak öneriyordu. Türkiye'nin geleneksel batıya dönük yüzü İslam dünyasına çevrilmişti. Bu dönemde iktidarın nimetleri İslamcı cemaat ve kadrolara dağıtılıyor, ülkede hızlı bir İslami kurumlaşma yaşanıyordu. Tarikatlar ilk kez büyük bir güç kazanmıştı. Bu dönemde refahlı belediye ve bakanlıkların İslami cemaatlere ihale verdiği iddia ediliyor. Yine bu dönemde devlette tam 67.455 refahlının işe alındığı gazetelere yansıyordu. Tarikatlar ülkede büyük bir ekonomik güce ulaşmıştı. Erbakan adlarını Anadolu kaplanları koymuştu. Tarikat şeyhleri aynı zamanda İslami holdinglerin patronu olmuş, müritler de ya tüketici ya da çalışan olarak adeta otarşik bu ekonomik sistemi tamamlamıştı. Tarikatların ekonomik gücü ülkeye şöyle yayılmıştı. Bugün tarikatların el atmadığı ekonomik sektör kalmadı. Süleymancılar nakliye işine girdi. Işıkçılar kurdukları holdingle basın yayın otomotiv Acenta ve uluslararası ticarete daldı. Fethullah Gülen cemaati holdingleşti ve eğitim basın yayın finans ve uluslararası ticarete girdi. Nur cemaatleri basın yayın faaliyetlerini sıklaştırdı. İsmail Ağa tekkesi mensupları Tahtakale piyasasında altın ve döviz işi yapıyor. Benzin dergahı benzin istasyonları kaplıcalar ve resmi ihalelerden kaynak sağlıyor. İskenderpaşa tekkesi sağlık, basın yayın, eğitim ve imalat yatırımlarıyla dikkati çekiyor. Erenköy tekkesi imalat ve tekstille, Kadiriler ticaret, eğitim ve yayınla, Kıbrıs'ı dergahı uluslararası ticaretle ve Mevleviler uluslararası turizmle ilgileniyor. Tarikatlar ekonominin nabzını tutuyor. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ederek sözlerimize başlamamız... Refahlılar kendi İslami burjuvazisini geliştirmeye çalışıyor, kalıcı bir ekonomik ve siyasi gücü arkasına almaya çalışıyordu. İşte bu dönemde refahlılar iktidarı elden bıraktı. Partiye ve elde ettikleri güce, desteğe güveniyor, İslamcı türbünleri oynamaya başlıyorlardı. İlk sorun belediyelerde çıktı. Kayseri'nin refahlı belediye başkanı konuşmasında laik rejimi eleştirdi. Ve Müslümanlar, sakın ha içinizden bu hüznü, bu kinli, bu nefreti, bu imanı eksiltmeyin.
Türkiye bu skandalla çalkalanırken bu defa Sultanbeyli Belediyesi'nin refahlı belediye başkanının Atatürk heykeline ilçede yer göstermediği öne sürüldü. Türkiye giderek gerginleşen bir atmosfere doğru çekiliyordu. Sultanbeyli'de Tuğgeneral Doğu Silahçıoğlu'nun askerlere yaptırdığı Atatürk heykeliyle asker ve refahlılar ilk kez karşı karşıya geliyordu. Sevgili seyirciler, 28 Şubat sadece Ordu ile Refah Partisi arasında bir çekişmeden ibaret değildi. Toplumun önemli bir bölümü tehdit edildiği hissine kapılmıştı. Aydınlık için bir dakika karanlık eylemleriyle başlayan toplumsal gösteriler ardı ardına yükseliyordu. Ve sonunda komutanlar silahsız kuvvetler diye tanımlayacaktı bu eylemleri. Ve 28 Şubat dosyasının ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde bakın nelerle karşılaştık. Ve 6 Kasım 1996 yılına gelindiğinde Türkiye Susurluk skandalıyla devletin içindeki hukuk dışı kimi gruplardan haberdar oldu. Sivil toplum örgütleri ayağa kalkmış, bir dakika karanlık eylemi başlatıldı. Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller tercihini çoktan yapmıştı. Bu millet uğruna, bu ülke uğruna, devlet uğruna kurşunu atan da kurşunu yiyen de her zaman bizim için saygıyla anılır. Onlar şereflidirler. Gözler refahtaydı. Acaba başbakanın tepkisi ne olacaktı? Erbakan Susurluk skandalını ve bu skandala karşı oluşan toplumsal muhalefeti küçümsemekle yetindi. Bütün bu eylemler fasadı soydu. Böyle yam yam dansının, gulu gulu dansının hiç kimseye faydası olmadığı gibi yapanlara da hiçbir faydası olmaz. İşte o günden itibaren sanki ani bir değişimle aydınlık için bir dakika karanlık eylemleri yön değiştirdi. Türkiye'nin laikliğine vurgu yapan bir nitelik kazandı. Refahlılar ilk kez devletin dışından da toplumsal muhalefetle tanışıyordu. Aynı günlerde refahlı milletvekillerinin geçmişte yaptığı konuşmalar televizyon ekranlarına gelmeye başladı. Ya Rabbi, ülkemizin cumhurbaşkanının kalbine şeriat nizamının sevgisini doldur. Ya Rabbi, ülkemizin bu cumhurbaşkanının aklına kapitalizm ve beşeri düzene dayalı sistemler yerine İslam nizamını dolduruver. Laikliği eleştiren konuşmalarıyla refahlılar, aylar hatta yıllar önce söylediklerinin bedelini şimdi kamuoyunda teşhir olarak ödüyordu. Bu kasetler neredeydi, nasıl ortaya çıktı sorusundan çok refahlıların ne söylediği konuşuldu. Thank you.
İslami hükümlerin konmasına İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin %80'i, Refah Seçmeni'nin ise %61'i evet diyor. Alkollü içeceklerin yasaklanmasını isteyenler İmam Hatiplilerin %86'sı, Refahlı Seçmeni'nin ise %74'ü. İsteyen kadının çarşaf giymesinde ise İmam Hatipliler yine Refahlı Seçmeni geride bırakıyor. Seçmenlerin %73'üne karşılık İmam Hatiplilerin %83'ü çarşafı savunuyor. Demokratik kurallara zarar vermeden İslami kurallara uyulabileceği görüşüne katılanlarsa Refahlıların %52'si, İmam Hatiplilerin ise %77'si. Dahası doğrudan tarikatların eğitim programlarını uygulayan Kur'an kurslarının sayısının 5000'i bulduğu ve Türkiye'de neredeyse her 3 öğrenciden birinin İmam Hatipler ve Kur'an kursları aracılığıyla İslami bir eğitim aldığı ortaya çıktı. Ancak her şey devletin gözü önünde olmuş, o güne kadar nedense ses çıkaran olmamıştı. قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ Bu gelişmelerden en çok rahatsızlık duyan kurumsa Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Orduyla Refahlı hükümet arasında soğuk rüzgarlar esiyordu. Ordudaki rahatsızlığı en iyi gösteren gelişme Artvin'de yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hiyerarşi, emir komuta zinciri hiç bozulmaz. Jandarma komutanı Tuğgeneral Osman Özbey'in açıklaması bu teamülü bozmuş muydu bilinmez ama Türkiye gündemine bir bomba gibi düştü. Adam olarak birlikte sülalesi doğruya devletin bilemesini kenara yıkıda misafir olmaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Başbakan değil, bilmem ne bakan olsun. Etmiyorum. 13 sene ben FETÖ'yle mücadele etmişsem, İşte böylesi kritik bir dönemde Erbakan'ın önüne İslami faaliyetleri nedeniyle ordudan atılan subaylar kararnamesi geldi. Erbakan bu kararnameyi imzaladı. Türkiye bir yandan kutuplaşıyor, Erbakan da buna engel olmaya dönük açıklamalar yapıyordu. Eğer Atatürk yaşasaydı refahlı olurdu. Avrupa Birliği konusunda eski karşı söylemler yumuşatılmıştı. Hatta Erbakan'ın geleneksel dış düşman olarak gördüğü İsrail'le yapılan askeri anlaşmaların altında yine onun imzası vardı. Erbakan devlet olmakla hükümet olmak arasındaki ayrımda sıkışıp kalmıştı. Sevgili seyirciler, 28 Şubat kararları aslında Türkiye için bir dönüm noktası oldu. Dengeler yeniden kuruldu. 28 Şubat sonrasında karşımıza bambaşka bir manzara çıktı. Rıdvan Akar işte 28 Şubat sonrasını anlatıyor. Tüm bu çabalara karşın laik çevreler Erbakan'ın Takiye'ye yaptığı inancındaydı. Samimiyetine inanmıyorlardı. Daha da kötüsü, Refah'ın geleneksel tabanı İslamcılar, Erbakan'ın bu tasarruflarını ilk kez sesli biçimde eleştirmeye başlamıştı. İsrail anlaşmaları, yüksek askeri şura kararları, sayısal lobi icraları ile inançlı kesimi sükutu hayale uğratan Refah Partisi sonraları... O günlerde bardağı taşıran damla Ankara'nın Sincan ilçesinden geldi. Sincan'ın Refahlı Belediyesi, Milli Görüş'ün yıllardır kutladığı Kudüs'ü kurtarma gecesine İran Büyükelçisi'ni çağırmış, Büyükelçi şeriatı öven bir konuşma yapmıştı. Kişilerin konuşmaları kendilerini bağlar. İrticalen yapılmış bir konuşmaya ambargo koymak, bir de davetli bir misafirin ne konuşup konuşmayacağıyla ilgili bir yontmada bulunmak son derece zor bir şeydir. İç siyasete girmesi zaten yanlış. Gecede sergilenen oyunlarda ve sembollerde İslami cihatın izi vardı. Posterlerdeki şahıslardan birisi İslami Cihat, birisi Hamas, birisi de Hizbullah'a ait olan şahıslar olduğunu biz bu geceden sonra öğrendik. Yani ben daha sonra öğrendim, bilmiyordum. Bu gecenin görüntülerinin yayınlanmasıyla birlikte bütün gözler Sincan'a döndü. Ve Sincan'da gazeteci Işın Gürel bir İslamcı militan tarafından tartaklandı. Arkadaş ne yapıyorsunuz ya? Gel bakayım gel. Artık saatler geriye saymaya başlamıştı. Gözler geceleri mesai yaptığı anlaşılan genelkurmayın pencerelerindeydi. Ve Sincan sokaklarında ilk kez
tank sesleri duyuldu. Tatbikata giden tanklar ilçe dışından gitmek yerine ilçe içinden geçerek gövde gösterisi yapıyor ve Orgeneral Çevik Bir'in deyişiyle demokrasiye balans ayarı yapıyordu. Ordu ilk kez tavrını böylesine açıkça belli etmişti. Ancak bir yandan parti içindeki İslamcı çevrelere şirin gözükmek, bir yandan da hükümette kalma çelişkisini yaşayan refahlı yöneticiler, Taksim'e cami tartışması ve türbanlı öğrencilerin üniversitelere alınmamasına karşı yürütülen kampanyalarla yayı geriyordu. İşte o günlerde 74 yıl boyunca başbakanlık protokolü dışında ilk kez kendi giysi ve ritüelleriyle konuklar başbakanlık konutunu ziyaret etti. Tarikat şeyhlerine verilen iftar yemeğiyle tansiyon yeniden yükseldi. Sonunda ordu laiklik konusunda kamuoyunu bilgilendirmek yolunu seçti. Ordu durumdan vazife çıkarmıştı. Vazife, laikliği korumaktı. Genelkurmay ard arda briefingler düzenleyerek irticai akımların rejimi tehdit ettiğini basına, kamuoyuna, sivil toplum örgütlerine anlatmaya başladı. Bu briefinglerden biri de hakim ve savcılara verildi. Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın yasaklamasına rağmen hakimler ve savcılar briefinge gitti. Bizi telkin için adamlar çağırmadı ki. Ellerindeki dokümanların kendi kurumları dışına çıkarılmasında sakınca bulunanlarla çıkarılmasında olanak bulunmayanları bize izlettiler. Kararı size önderdiler. Briefingde konuşan istihbarata karşı koyma ve güvenlik dairesi başkanı Tümgeneral Fevzi Türker'i doğrudan Refah Partisi'ni planlı irticai faaliyette bulunmakla suçladı. General Türker'i ordunun irticai ayaklanmaya karşı gerekirse silah kullanacağı mesajını veriyordu. Toplantı bitince zahmetlerine teşekkür anlamında alkış geldi. Siz alkışlamazsanız ayıp olacak. Biz de alkışladık. Askerler de bu geldiğiniz teşekkürü onlar alkışladılar. Ordunun tepkisi kısa sürede mecliste de yankı buldu. Hükümet ortağı DYP'nin milletvekilleri birer birer partilerinden istifa etmeye başladılar. Erbakan sıkışıyordu. Yeni bir hükümet modelini oluşturmak için gerçekten Doğru Yol Partisi üzerinde yoğun bir baskı uygulanmıştır. Halbuki Doğru Yol Partisi hükümet olduğu sürece çizgisinden, laik cumhuriyet, Atatürk ilke ve inkılaplarından, protokoldan sapmadığı gibi saptırmamıştır da. İşte böylesi bir dönemde her ayın sonunda yapılan Milli Güvenlik Kurulu Şubat toplantısına gelindi. Tarih 28 Şubat, yer Çankaya'ydı. Bu toplantının demokrasinin rejimin geleceğini belirlediğini neredeyse herkes biliyordu. Toplantı son derece gergin başladı. Masanın bir tarafında hükümet, diğer tarafında ise önlerinde mavi dosyalarda irticai akımlarla ilgili raporlar bulundu. Sonunda toplantı bittiğinde Milli Güvenlik Kurulu'nun 18 maddeden oluşan önlemler paketi açıklanıyordu. Bu önlemler arasında 8 yıllık eğitim, İmam Hatip liseleri ve Kur'an kurslarına düzenleme getirilmesi, tarikatlara karşı devrim yasalarının uygulanması, ordudan atılan şeriatçı subaylara kamuda iş verilmemesi, kılık kıyafet yasasına özen gösterilmesi, Atatürk'e saygısızlıklara kayıtsız kalınmaması gibi maddeler vardı. Refah yaratan bütün bu değerlerin ortadan kaldırılması kararında Erbakan'ın da imzası vardı. Erbakan toplantıdan çıktıktan sonra kendisine neden orada imzaladınız diye sitem edenlere şöyle diyordu. İçeride imzalayacağız dedik ama dışarıda imzalamayacağız açıklaması yaptık. Eğer o metni imzalamasaydım o gece ihtilal yaparlardı. Halk sokağa mı dökülseydi Pakistan ve Bangladeş'teki gibi? Onlar birbirini vuracak, biz oturacağız. Bunları da düşünmek gerekir. Germenin alemi yok.
Tansiyonu olan, kalbi olan insanlar var. Bu insanları da düşünmeliyiz. Orada evet demek durumunda kaldılar. Doğru oydu. Ama dışarıda kendi adamlarını kışkırtmasıyla veya kendi gizli amaçlarınınla çelişmesiyle buna karşı çıkmak durumuna geçtiler. Asıl bu değil. O zaman soracaksınız. İkiyüzlülük mü var? Döneklik mi var? Korku mu var? Endişe mi var? Asker ne yaptı? Asker kendi üstüne düşeni yaptı. 5 kişi imzaladı. O kadar. Erbakan'ın bu ikili oyunu tutmadı. Zira ordu hükümete 2 Haziran'a kadar süre tanımış ve 28 Şubat kararlarına uyulup uyulmadığını Batı Çalışma Grubu adı verilen bir mekanizmayla denetlemeye başlamıştı. Şubat-Haziran arası dönemde her Milli Güvenlik Kurulu toplantısı aynı soğukluk ve tartışmalarla geçiyor, ordu alınan önlemlerin yetersizliğini eleştiriyordu. Bu toplantılardan birinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya masaya Fatih'in çarşamba semtinde çekilmiş bu fotoğrafları koyuyordu. Kılık kıyafet yasası uygulanmıyordu. İşte o günlerde kamuoyunu sarsan büyük bir skandal patladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda askerlik görevini yapan bir polis memuru Kadir Sarmusak tarafından alındığı iddia edilen bir belge, Tansu Çiller tarafından Cumhurbaşkanı'na takdim edildi. Çiller ordunun darbe hazırlığı içinde bulunduğunu iddia ediyordu. Ancak belgenin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkan Vekili Bülent Orakoğlu aracılığıyla elde edildiğinin ortaya çıkması, hükümetin de orduya karşı istihbarat faaliyeti yaptığını ortaya çıkardı. Skandalın iki kurbanı Orakoğlu ve Sarmusak oldu. 2 Haziran tarihi geldiğinde ordu alınan önlemlerden memnun değildi. Artık saatler sayılıyor, tankların ne zaman ve nerede boy göstereceği Ankara kulislerinde konuşuluyordu. İşte bu koşullar altında hükümette Erbakan'la Çiller bir görev değişimiyle krizi aşmayı umdu. Tayyip Erbakan ayrılmak niyetinde değil. Hani konuşmalardan sonra birçok şeyler söyledim kendisine. Başbakanlıktan istifa etmezseniz biz Doğru Yol Partisi olarak grup kararıyla çekileceğiz. Bunu çok iyi bir şekilde söyleyince Sayın Erbakan peki dedi. Çiller başbakan koltuğuna oturacak, Erbakan da yardımcısı olacaktı. Ancak bu oyunu da Cumhurbaşkanı Demirel bozdu. Hükümetin istifasından sonra başbakanlık mazbatasını Mesut Yılmaz'a verdi. Erbakan'ın çalkantılı hükümet macerası son buluyor, ancak asıl sıkıntı yeni başlıyor. Altına alındı. Sayıları hızla 640'tan 558'e, öğrencileri de 511.000'den 78.000'e düştü.
Şimdi bunun değerlendirmesini başta sizlere, eğer verecekseniz bizi izleyen yurttaşlarıma bırakıyorum. Erbakan siyasi yasaklı oldu. Milli Görüş'ün yaratıcısı ve karizmatik liderinin siyaset dışına çıkmasıyla birlikte parti içinde iki çizgi mücadelesi başladı. Gelenekçi kesim Erbakan'ın el vermesiyle parti içinde iktidarını kurdu. Ancak yenilikçilerin lideri Tayyip Erdoğan işte bu dönemde kendi hareketini oluşturmayı tercih etti. Ancak Erdoğan da miting meydanlarındaki bir şiddet nedeniyle hapishane ve siyasi yasaklarla tanıştı. Camiler kışlamız, müminler asker. Sonuçta Milli Görüş Hareketi ve İslamcı Blok parçalandı. 28 Şubat'ın en kalıcı ve önemli etkisi buydu. İslamcı muhalefet bir daha aynı çatı altında toplanamayacaktı. Bugün 5. yılında 28 Şubat süreci bitti mi sorusuna hemen herkes hayır yanıtını veriyor. Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu da bu görüşe katılıyor. 28 Şubat bir süreçtir. Bunu müdafaa olarak kabul ediyoruz. 28 Şubat gerekirse 10 sene sürecektir. Bu gerekirse 100 sene, gerekirse 1000 sene devam edecek olan bir süreçtir. 28 Şubat bir siyasi partiye karşı değil, toplumun belli kesimini ciddi bir şekilde rahatsız etti. Baskı oldu, işte Anadolu sermayesinden okullara, yurtlara, kurslara, vakıflara kadar büyük bir baskı ortamı oluştu. Bu önce özellikle devlet-millet ilişkisi açısından çok olumsuz etkiler yarattı. Halkın bir kısmını soğuttu, uzaklaştırdı, umutsuzluklar ekti. 28 Şubat bana göre 11 Eylül'le de doğrulanmıştır. Türk siyasal yaşamında bir dönüm noktasıdır. Ben öyle o kanadayım. Çünkü siyasal İslam'ın tehlikelerini göz önüne almıştır ve İslam'ın siyasallaşması önlenmiştir. Ben her zaman söylerim, benim sözümdür. Din siyasallaşırsa demokrasi dinselleşir. O halde yapılması gereken görev, siyaset alma düşen de hukukun siyasallaşması yerine siyasetin hukuksallaştırılmasıdır. Ve 28 Şubat Türkiye'de bunun da bir başlangıcı sayılsa gerektir. Ve 28 Şubat'ın tanımını belki de en iyi biçimde Genelkurmay eski genel sekreteri, emekli general Erol Özkasnak, Hulki Cevizoğlu'nun Ceviz Kabuğu programında yapıyordu. Bu postmodern darbe tereyağından kıl çeker gibi eski darbelere benzemeyen bir şekilde hiç kan akıtmadan, hiç kimseyi üzmeden gayet usulüne uygun bir şekilde demokratik uygulamalarla Milli Güvenlik Kurulu tarafından da benimsenerek devletin başındaki en büyük insandan ilgili bakanlara kadar hepsinin dahil edilerek, hatta halkımızın ortak edilerek sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla çok başarılı bir Batı bir daha Türkiye yaşamamalı ve bir daha da yaşamayacak.